Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Warhammer 3 oynamaya devam ediyoruz. Başlangıç rehberi ilk turnümüzde bugün Khorne'la oynayacağız arkadaşlar. Kaos tanrısı ve aynı zamanda kan tanrısı Khorne ile oynayacağız. İlk turnde genel mekanikleri anlatacağız. Khorne faction'ını, lord'u, birimleri ve Khorne ile nasıl oynanacağını anlatacağımız bir rehber videosu olacak. Daha önceden Kislev, Katay, Ogre krallıkları ve Kaos iblislerini denemiştik. Kaos iblisleri videomuza da bakabilirsiniz. Rehber ve ilk 10 turn videosuna. Kaos iblisleri iblislerinde iblis prensi vardı. İblis prensi diğer şu 4 kaos tanrısının özelliklerini içerisinde barındırıyordu. İşte şimdi bu 4 kaos tanrısı ve onun hizmetkarı olan lordları ve iblisleri detaylı bir şekilde göreceğiz. Pekala, şimdi lore'undan başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Warhammer 3 esas olarak kaos tanrıları, yani Demons of Chaos, kaos tanrısının hizmetkarı olan kaos iblislerine yöneliyor. Ve 4 tane kaos tanrısı var. Khorne, Nurgle, Slaanesh ve Zench. Ve bir tane de senaryoda kaos iblisleri var. Hepsinin bir karışımı. Genel olarak hedefleri kaos oldukları için Warhammer evrenine yıkımı, acıyı ve kanı getirmek. Yani yakmak, yıkmak, parçalamak. Dolayısıyla bunlar atak factionları, saldırgan factionlar. Bunlarla oynarken yerinizde durmak yok. Sürekli saldıracaksınız, yerleşim yerlerini yıkacaksınız, talan edeceksiniz. Veyahut da işte Nurgle'la oynarken onları zehirleyeceksiniz, veba yayacaksınız. Slaanesh'le akıllarını çeleceksiniz, baştan çıkaracaksınız. Zinch'le oynarken de çeşitli büyüler yapacaksınız. Genel olarak mantığı bu. Pekala, Khorne'un oyun tarzı arkadaşlar çok klasik bir kaos oyun tarzı. Çünkü yakın dövüş odaklı ve Warhammer 2'de, 1-2'de, Mortal Empires'da Chaos Warriors oynadıysanız, kaos savaşçıları, yani Archeon ebedi seçilmiş, ona aslında çok benzeyen bir lord. Kendi mekanikleri var ama genellikle yakın dövüş ağırlıklı bir faction. Kaos neydi? Zırhlı birimleri vardı, yakın dövüş birimleri vardı, topçusu ve ağır süvarisi vardı. Bu da oldukça ona benziyor. Lore olarak da kanı ve yıkımı getiriyor. Blizzard'ın oyunu Diablo'yu biliyorsunuzdur. Diablo'daki son boss, yani Diablo asıl şeytanı andıran Diablo'ya oldukça benziyor Khorne'un yapısı. Pekala, şimdi oyunun kendi açıklamasını okuyalım. Khorne kan tanrısı, Khorne pirinç tahtında öfkeden deliye dönüyor. Takipçilerini katlettiği sayısız yüce şampiyonun dağ kadar olmuş kafa taslarının arasında dinleniyor. Kan onun adına aktığı sürece nereden aktığını umursamıyor. Khorne savaşçılarının kendi aralarında savaştıklarını görmek çok da garip değil. Çünkü onlar nefret dolu efendilerinin gözünde yeteneklerini kanıtlamak için savaşıyorlar. Birazdan göreceğiz, Lord'unun diğer Khorne factionlarıyla arasında diplomatik ceza var. Yani adamlar o kadar büyük bir nefret içerisindeler ki, o kadar nefret dolular ki birbirlerinden bile nefret ediyorlar. Birbirlerine dalıyorlar. Yani green skinlerde bile, yeşil deriler, orklarda, goblinlerde bile ara sıra böyle kabilelerin savaşı olurdu ama war ilan ettiği zaman, yani savaş ilan ettikleri zaman kabileler o liderin peşinden giderlerdi. Bunlar artık Green Skins'in de bir üst aşaması, yani hiç kimseyi takmadan hem yıkımı getiriyorlar insanlık için, hem de kendi aralarında da savaşıyorlar kan tanrısı Khorne'a yaranmak için. Khorne'un takipçisi olmak demek, acıyı, yıkımı göğüslemek ve onun amacı uğrunda hizmet etmeye yemin etmek demektir. Khorne'un en yeğlenen hizmetkarlarına engin güçler bahşedilir. Bazıları iblisliğe kadar yükselir ve seçilen ender kişiler onun öfkesini tüm dünyaya yaymakla görevlendirilir. Kan tanrısı için kan, yani Blood for the Blood God, G'yi Khorne için deniyor bu oyunda. Pekala, 3 tane özelliği var. Mekaniklerine oyun içinde de geleceğiz. Şimdiden bakalım. Kafa tasları. Kafa tasına haraç verebilmek için muharebe gerçekleştir. Yerleşim yeri yık ve kafa tası yığını biriktir. Evet, zaten
skal, kafa tasları bunun Korn'un esas şeyi, simgesi. Yerleşim yerlerini yıktıkça kafatası yığını biriktiriyorsun ve bunu toparlıyorsun. Bu da sana bonus kazandırıyor. Yıkım çağıran, yerleşim yerleriniz ardınızda bıraktığınız harabelere otomatik olarak yayılabilir. Ya da onları aniden işgal etmek için kafatası harcayabilirsiniz. Evet, bunu da birazdan göreceğiz. Kan dökme. Ordularınız her bu harabe sonrası güçlenir ve yerleşim yeri yerle bir ederek geçici destek birlikleri bile çağırabilir diyor. Yani kan döktükçe, kafa taslarını düşmanlarınızın kafa taslarını topladıkça ne yapıyorsunuz? Daha da güçleniyorsunuz. Onun için tıpkı ogreler nasıl et ihtiyacı için sürekli saldırıyorlar. Bunlarda da hiç durmadan sürekli saldıracağız. Düşmanlarımıza savaşacağız ve düşmanlarımızın şehirlerini yerle bir edip yıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyun mantığı böyle. Pekala, lordlara geçelim. Lordlar derken şu an bir tane lord var. Arkadaşlar yorumlarda soruyorlar. Warhammer 3 çıktı ancak içerik çok az. İşte bir tane lord seçebiliyoruz genellikle. Katay'da iki tane var. Kislev'de de iki tane var. Sonradan birisi açılıyor. İblis, Kaos İblislerinde de bir tane var. İleride DLC'lerle bu gelecektir diye düşünüyorum. Ben bunun Warhammer evrenini anlattığım, lore'u anlattığım seride Chaos Demons'ı da anlattım. Hatta ikinci bölüm olması lazım. Oraya bir açın bakın. Orada birçok şey var. Lord var. Bunlar zamanla gelir. Yani ordu kitaplarında, oyunun kendi lore'unda olan kahramanlar sonraki DLC'lere saklanmış diyebiliriz. Tek bir lordumuz var. Sürgün edilmiş Scarbrand. Korn'un sürgün edilmişleri faction'ımızın ismi. Peki, lordumuz bu. Yani klasik şeytan, Diablo. Sürgün edilen olarak da bilinen Scarbrand, bir zamanlar Korn'un iblislerinin en kudretlisiydi. Gururu yüzünden kan tanrısının hizmetinden kovuldu ve Korn'un topraklarından atıldı. Çöküşüyle sonsuza dek işkenceye mahkum olan Scarbrand, durdurulamayan huzursuz bir öfkeyle ölümlü ve ölümsüz diyarlarda dolaşıyor. Dediğimiz gibi bir klasik şeytan hikayesi background'ı da var. Peki fraksiyon etkileri, yani Korn sürgün edilmişleri seçerseniz ne olacak? Yabancı bölgede ordular ikmal olur. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yani sana diyor ki senin zaten böyle bir belli bir şehrin falan bir şeyin sanırım yok. Sürekli düşman topraklarına git. Orada da ikmal olabiliyorsun. Yani her yerde birimlerin canlanıyor, repleniş oluyor. Bu güzel bir şey. İki ilginç bir şey, diplomatik ilişkiler Cornet fraksiyonları ile -20. Yani normalde kendi ırkınızın fraksiyonlarıyla aranız iyi olur. Mesela Greenskin'de bile iyi olur yani. Sadece cüceler ve imparatorlukta falan değil. Yüce elfler, high elfler birbirlerini sevmeseler bile, yani birbirleriyle rekabet olsa bile, genel olarak bir noktadan sonra ticaret, saldırmazlık anlaşması yaparsan iyi ilişkiler kurabiliyorsun. Ama bu adamlar o kadar büyük nefret ve yıkım isteği içerisindeler ki birbirleriyle bile araları iyi değil. Yani bu faction'ı seçersen özetle şunu diyor. Yabancı bölgede ordular ikmal olur. Sürekli düşman toprağına saldır. 2. Sen zaten kendi fraksiyonlarınla da iyi geçinemeyeceksin. Diplomasiyi falan salla boşver. Önüne gelen herkese saldır. Sen kaossun diyor. 3. Sefer hareket menzili. Yerleşim yerini yerle bir ettikten sonra %25 ve tüm karakterler için. Yani bir şehri yıktıktan sonra atıyorum turn başına 100 birim ilerleyeceğine 125 birim ilerliyorsun. Şehir yıktıktan sonra bütün fraksiyon için geçer. Sadece Lord'un ordusu değil. Buna ek olarak Lord'un ordusunda da muharebeyi kazandıktan, yani savaş meydanında savaş kazandıktan sonra %35 sefer hareket menzilim var. Atıyorum adamı yendin. %35 muharebe kazandın. Gittin bir de şehir yıktın. %25 de oradan ekleniyor. Dolayısıyla güzel. Veyahut da başka bir ordunla gittin, yerleşim birliğini yıktın, o turn ilerleyebiliyorsun. Yani bu adam hızlı hareket ediyor. Replenish de oluyor. Dolayısıyla böyle yarınını düşünmeden saldıran oyuncu tipi olur ya, prototipi. İşte tam o oyuncular için. FPS oyunlarında böyle takım oyunu oynamayan, tek başına bireysel
patır kütür dalan tipler olur. Arkasına bile bakmadan koşar, düşmana atılır. Tam o tip oyuncular için bir faction, yani Warhammer 3'te bu tip, bu söylediğim prototipe uyuyorsanız Warhammer 3'te de direkt Khorne'un sürgün edilmişlerinden Scarbrand'ı seçin. Yetiştirme maliyeti %35, düşman veya yerle bir edilmiş bölgedeyken diyor. Yani düşman bölgesindeyken veyahut da yerle bir ettiğiniz bir bölgedeyken yetiştirme maliyetiniz %35 oluyor. Dolayısıyla bir bölgeyi yıktıktan sonra o turn duruyorsanız hemen asker çıkarmakta da fayda var. Peki bu bonusları, buffları, yani olumlu özelliklerimizi, ödüllerimizi bilelim ki ona göre davranalım ve diplomasiyle falan da işimiz yok. Fraksiyonun cezası da bu. Bunu değerlendirelim. Pekala, şimdi geldik Khorne sürgün edilmişlerinin birimlerine. Lordlar deyince, evet, Khorne müjdecisi bizim klasik karakterimiz. Yüce kana susamış ve sürgün edilmiş Scarbrand, canavar tarzında. Yüce kana susamış, uçan canavar, zırhlı ve zırh delici var. Aynı özellikler. Şuradaysa Khorne müjdecisi, yakın dövüş uzmanı. Şurada da bir buna benzer bir birim var mıydı diye bakıyorum. Şu vardı, kana susamış vardı. Bu da uçan canavarın, yani normal birimin Lord hali, daha güçlüsü. Bir de Khorne müjdecisi var. Bizim kahramanımız ise sürgün edilmiş Scarbrand. Pekala, kahramanlarımız Khorne tarikatçısı ve kan biçen. Khorne tarikatçısı zırhlı ve kalkanlı bir birim. Kabiliyetlerine mesela şuradan görebilirsiniz, neler olduğuna bakabilirsiniz. Statlarına buradan bakın. Açıklaması da burada yazar. Kan biçense zırh delici, anti piyade, yakın dövüş uzmanıdır. Yani bunlarla özellikle düşman lordlarına veya düşman kahramanlarına ve tekil birimlere saldırmanızda fayda var. Özellikle piyade olanlara bununla da saldırabiliyorsunuz. Peki, piyadelere gelelim. Dediğimiz gibi yakın dövüş uzmanı olduğu için piyadeleri güçlü. Khorne Chaos Savaşçıları, tip olarak da güçlü bunlar ve Chaos Warriors'taki birimlere benziyor. Chaos Savaşçılarına da benziyor. Khorne'un kan dökenleri büyük kılıçlı piyade. Güzel. Zırhlı kalkanlı baltalı piyade var. Büyük kılıçlı piyade var. Büyük kılıçlılar her zaman zırh delici ve anti piyadedir bu oyunda. Kargılı piyade de hem zırh delicidir hem anti büyüktür. Yani karşınızda yaratıklar varsa bunu kullanacaksınız. Çılgınlık özelliği de varmış. Mesela üstüne getirdiğinizde ne olduğunu görüyorsunuz. Çılgınlığa sahip biripler liderlikleri yüksekken daha fazla zarar verirler diyor. Çılgınlık özelliğinin ne olduğunu da buradan görüyorsunuz. Yani liderlik varken, liderinizin, lordunuzun aurası içerisindeyken, alanı, etki alanı içerisindeyken daha güçlü hale geliyorlar. Khorne'un kaos savaşçıları, çift silahlar. Çift silahlar da her zaman bu oyunda anti piyadedir. Yani piyadeye karşı kullanılır. Khorne'un yüce kan dökenleri hem zırh delici hem anti piyade. Yani Khorne kan dökenlerinin bir üstü bunun. Şöyle karşılaştırmak için de mesela bu birimi tıklayın, daha sonra karşılaştıracağınız birime gelin. Bakın, canları da daha fazla, zırhları, liderlikleri, yakın dövüş, saldırı, savunma, silah gücü, hücum bonusu, şunların hepsinde yeşil artılar var. Daha güçlü ve alevli saldırılar var. Alevli saldırılarda alevli saldırıya maruz kalan birimler yanarken iyileşme etkileri yarıya düşer ve ateşi zaafları varsa da ek hasar alırlar. Tabii ki böyle direkt bir Diablo benzeri olduğu için kırmızı şeytanlar olarak geziyorlar ve ateş, yani bunların elementali de ateş elementali. Süvariler ve savaş arabaları biraz çeşitlilik olarak az. Savaş arabaları var bir tane. Savaş arabaları anti piyadedir ama dikkatli olmak gerekir. Çabuk dağılıp kaçabilirler. Tek bırakmamak lazım. Hit and run, vurkaç taktiği yapmak lazım. Khorne'un kan içenleri hem zırhlı hem zırh delici hem anti piyade. Güzel bir süvari, yani ağır süvari diyebiliriz zırhlı ise. Bunun bir üstü Khorne'un kafa ezenleri. Zırhlı ve kalkanlı, zırh delici, anti piyade ve çılgınlık. Evet, yani eski oyundaki Chaos Warriors'ı oldukça andırıyor. Aklımıza getiriyor. Peki, asıl gücü yaratıklar ve canavarlar. Chaos Savaş Tazıları, Light Cavalry, hafif süvaridir. Chaos Kudurmuşları, Khorne'un uçan birimler. Uçan hafif bir birim. Düşmanları kovalamak için iyi. Savaş canavarları, bakın burada zırha karşı zayıfken Chaos Savaş Tazıları bunun
böyle bir eksiği yok gördüğünüz gibi. Karşılaştırırsak da çok daha iyi özellikleri şeye göre, savaş tazılarına göre. Korn yaratığı kırılamaz ve çılgınca hücum diyor. Kırılamaz, kaçmıyor anlamına gelir. Çılgınca hücum gibi özelliği eksi bir özellik olarak gösterilmiş. Bu birim etrafında düşman varken yaralandığı zaman kudurarak tüm komutları görmezden gelebilir ve en yakındaki düşmana saldırabilir. Yani kontrolden çıkıyor. Deliriyor. Böyle bir özelliği var. Lizardmen, kertenkele adamlarda nasıl işte yaratıklar çıldırıyorlardı, dinozorlar kendi adamlarınızı da ezebiliyorlardı. Kontrolden çıkıyorlardı. Böyle bir tehlikesi var. Korn Minotauru, ki Minotaurlar Beastmenlere benziyor. Ki bu Korn Faction'ın da özellikle yerleşim yerlerini yıkma muhabbeti, her yeri yıkmak istemeleri Beastmen'e çok benzer. Kaos ve Beastmen, yani canavar adamlar, işte bizim keçi adamlar, özellikle şehir yıkma ile çeşitli bonuslar kazanırlar. Onlar da kan ayinleriyle bonuslar kazanıyordu. Evrenin lore'unu anlattıktan sonra belki şu Mortal Empires'ta bütün fraksiyonlar bir araya gelirse onlar için de belki rehber çekebiliriz. Bu rehberler sevilirse ve faydalı olduğunu sizler için düşünürsem onları da çekebilirim. Peki. Korn Minotorları büyük silahlar. Evet, canavar piyadenin yanına bir de büyük silahlı canavar piyade geliyor. Anti büyük, yani diğer büyük rakiplere karşı güçlü bunlar. Ruh öğütücü canavar. Şimdi öncü menzilli silahları var. Zırhlı, zırh delici ve yürürken de ateş edebiliyor. Yani bildiğin çılgın bir birim bu. Kana susamış uçan canavar. Evet, uçan kızıl şeytanlardan birisi bu. Hem anti büyük, hem zırh delici ve alevli saldırıların dışında dehşet salar. Yani mesela undeadler korkuya düşürüyordu düşmanlarını. Korkuya karşı immün olmayan, yani ne diyelim, bağışıklığı olmayan, dayanıklılığı, resistansı olmayanları korkutuyordu. İşte buradaki kana susamış birimler de düşmanlarını korkutup kaçırıyor, disiplinlerini bozuyor. Korku rakibin liderlik özelliğini düşüren bir faktör bu oyunda. Peki, ağır silah olarak da Korn'un kan mabedi var. Büyülü savaş arabası. Anti piyade ve bakın bu da kafatası topu da anti piyade olarak karşımıza çıkıyor. Tabi topta, yani ağır silahlarda ve süvaride biraz zayıf kalmakla birlikte esas gücü yaratık ve canavarları ve piyadelerinden yakın dövüşünden geliyor arkadaşlar. Pekala, Kislev'in lordlarını ve birimlerini anlattık. Şimdi Kislev sefer başlangıcı ve introyu birlikte izleyelim. Korn'da hiç incelik yoktur. Yalnızca savaş ister. Arzusu katliam, dinmek bilmez bir susamışlığı dindirmek için kan ve tahtına yığılacak kafa taslarıdır. Scarbrand, Korn'un kana susamışlarına en layık olanı, kan tanrısının en kudretli canilerindendi. Ancak bu sürgün edilmeden önceydi. Korn'un huzurundan atıldı. Ursu'nun kükremesinden sonra kendini Anafor'un ters tarafında buldu. Ama büyük iblisin efendisinin lütfunu yeniden kazanmasının bir yolu var. Kitabın bana gösterdiği yolda kaos çoraklarından, sivri tepeli dağlardan ve lav nehirlerinden geçip Scarbrand'ın inine doğru gidiyorum. Kıyamet Kalesi'ne. Evet, bizim advisor'ımız, anlatıcımız, hikaye anlatıcı ve danışman, oyun içi tavsiyelerde bulunan bu yaşlı emmimiz, her sefer başlangıcı öncesinde böyle bir yazıyla bizi bilgilendiriyor. Evet, Korn tarafından sürgün edilmiş, yani yıkıl karşımdan denilmiş, bir daha gözüm görmesin seni denmiş, ama Scarbrand oldukça çılgın ve vahşetle, katliamla ve kan tanrısı için kan diyerek, Blood for the Blood God diyerek yeniden efendisi olan kaos tanrısı Korn'un gözüne girmeye çalışacak. Bakalım başarabilecek mi? Ayının kafatası. Her biri ayının bilmem neyi, ayının eti diyor mesela. Birinde ayının başka bir şey diyor. Buna da skull, kafatası. Here.
I found the greatest of all bloodthirsters. Diablo'nun sinematiklerine de çok benziyor bu arada. Bones of all bu direkt Diablo çünkü Korn. Crawled, littered his lair. Scarbrand, rage incarnate. I had but a moment to make my case. The time it took to sharpen his murderous blades. The demon had spent millennia harvesting skulls to earn the forgiveness of his master, the Chaos God, Korn. The skull of Ursan would gain his favor. What do you know of Korn's favor? Nothing, mighty Scarbrand. I am but a servant, ready to aid your slaughter. Bu da herkesin suyuna gidiyor, her devrin adamı. Magic on you, Seer. I'll take your skull. Bu da Ursun'un kafa tasının peşinde. You can have the skull of a god. Let me guide you through the maelstrom to where Belakor imprisons. Belakor'un ayıyı tuttuğu anaforda yolu göstereyim. All I want is a drop of blood. Yatacak yerin yok senin emme. Keep your skull. Give me the. Sürekli bir ihanet içinde. One skull for the throne. The rest are mine to collect. Ursun'un bir damla kanı benim olsun, gerisi senin olsun kafasında. Ogre'lere de aynı şeyi diyordu. Pekala, ilk turn. Our goal is to take the head of the godbear. A worthy trophy for the skull throne. Hedefimiz kafa tası tahtına yaraşır bir yadigar olan ayı tanrısının, ayı tanrının Ursun'un kellesini almak. Evet, kimi kurtarmak için peşinde, kimi kellesini almak için. Bana kafa tasları bul küçük adam, yoksa sırada sen olursun. Aa, haritada da yapmışlar. Mighty Reaper, the whole region is awash with heads that will easily be parted from their necks. Here is your first prey, a mortal army wishing to catch the gaze of the blood god. Instead, they draw your attention. Güzel. Slaughter the mortal insects that infest this region. Ölümlü böcekleri öldürün ve kan ateş şelalelerini ele geçirin. Kan ateş şelaleleri, isme bak ya. Further afield, you'll find plenty more enemies to rip asunder. Aşağılık Slaanesh'in kuvvetleri tek taşın üzerine sinmiş. Belki de daha fazla Korn'un müritlerinden aramalısınız. Korn'un müritleriyle de savaşıyoruz. Nasıl bir factionsak. Müttefik olmaya değil, öldürmeye geldik tabii ki. Zira babanız kanın nereden aktığını umursamaz. In the south, you may encounter Güneyde yeşil delilerle karşılaşabilirsiniz. Then there are the Norse. Bir de Norse'lar var. Norse'ka. İzin verirseniz size tapacak ölümlüler. Veya dilerseniz onları ikiz baltalarınızla tanıştırın. Diplomasiden anladıkları tek şey biat ettirmek. Kislev'in kırılgan ruhları ve imparatorluk mutlak güç olma yolunda size yardım edecek. Will fuel your rise to ultimate power. Bağırma lan, geliyorum oraya. Only the spineless. Sizin hükmünüz ben gelene kadar sürer. Followers of Korn bring slaughter, raising everything until there is naught but blood-stained ruins. Böyle yerleşim yerlerini sadece omurgasızlar işgal eder. Biz gelince yıkacağız diyor yerleşim yerlerini. Ne kadar çok kafa tası alırsan, kaos diyarına girmek ve ölen tanrıyı aramak o kadar kolayacaktır. Let the blood harvest begin. Kan hasadı başlasın. Güzel. Pekala, bu Kislev ilk turn. Şimdi Kislev demişim. Korn ilk turn veyahut da Korn sürgün edilmişleri ilk turn. Ve oynanış şekline gelelim. Oynanış mekaniğinde 3 tane şey karşımıza çıkıyor. Kaos. Korn'un hizmetkarları karşılaştıkları kaos dışı fraksiyonlara otomatik olarak savaş açacaktır. Bu klasik kaosun özelliği. Kaos dışı fraksiyon gördüğü zaman otomatik savaştayız. 2. Kafa tasları. Korn fraksiyonları kan tanrısını memnun etmek için muharebeden, kaos tarikatlarından, yerleşim yerlerini yerle bir etmekten ve kafatası yığınlarından kafatasları toplar. Kafatasları yerleşim yerlerini ele geçirmek ve teknolojileri araştırmak için gereklidir. Evet, yani kafatası mekaniği var. Onun dışında kaos tarikatlarından bahsetmiş. Neymiş bu kaos tarikatları?
Ölümlülerin güçsüz zihinleri iblis türünün fısıltılarıyla kolayca yozlaştırılabilir. Kaos tarikatları, kaos yozlaşmasının etkisi altındaki eyaletlerde aniden belirerek, kaos hizmetkarlarının daha derine sızmasına ve gizli tarikat binaları inşa etmesine izin verir. Evet, yüksek seviyede kaos iblisi yozlaşması varsa kaos tarikatı ortaya çıkabiliyormuş. Tarikat binaları gizlice girilmiş yerleşim yeri seçildiğinde eyalet görünüm panelinden inşa edilebilir diyor. Bir kaos tarikatının ortaya çıkması hizmet ettikleri tanrıya bağlı olarak bir kaos fraksiyonuna kafa tasları, fanatikler, enfeksiyonlar ve kara büyü kitapları sağlayan gizli binaların inşa edilmesini mümkün kılar. Bizim için kafa tasları, Korn'un takipçileri için. Fanatikler Slaanesh için, enfeksiyonlar Nurgle için ve kara büyü kitapları da Tzeentch için çeşitli binalar yapılmasını sağlıyor. Diğer kaos tarikatı binaları isyanlar ve düzenbaz orduları yaratabilir. Vebalara sebep olabilir, hatta büyü rüzgarlarını etkileyebilir. Bir eyaletteki kaos yozlaşması yeteri kadar azaltılırsa yerel kaos tarikatları ve onların binaları yok olur. Demek ki kaos yozlaşmasını yaymamız gerekiyor. Akıtacak kan, toplanacak kafa tasları var. Bırakın da hasat başlasın diyor. Şimdi oynanış şeklini tam bitirmedik. Devam edelim. Kan dökme. Korn fraksiyonlarının orduları peş peşe çok sayıda muharebede kazandıkça bonuslar elde eder. Kan dökme mekaniği. Birazdan anlatacağız. Tahribata çekilme. Korn kuvvetleri fethettikleri yerleşim yerlerini yerle bir etmeye teşvik edilmektedir. Kötü ruhlu ordular yerleşim yerleri yerle bir edildiğinde çağrılabilir ve yerle bir edilmiş bir yerleşim yerinin kontrolü zaman içerisinde yerleşim yerinin yer aldığı eyaleti kısmi olarak kontrol eden herhangi bir korn fraksiyonuna geçecektir. Evet, yani öyle bir çevirmişsiniz ki cümlenin başını unuttum. Neyse, bunun ne olduğunu göreceğiz. Büyük oyun. Aha, büyük resmi görenler. Korn fraksiyonları büyük oyunda yer alarak fanilerin alemlerinde kimin en çok yozlaşma yayacağını görmek için diğer kaos müritleriyle mücadele eder diyor. Korn hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin. Korn savaşın, nefretin ve öfkenin kaos tanrısıdır. Kan tanrısının kötü ruhlu, ölümlü veya başka herhangi bir takipçisi sonsuz savaşla ve savaşçı mücadeleleriyle geçmiş bir hayatla yoğrulmuştur. Ve çatışma ile muharebede büyük bir güce sahiptir. Slaanesh'in takipçileri hariç diğer tüm kaos iblislerinde olduğu üzere Korn'un kuvvetleri de sefer haritasında kaos harici bir ırka mensup fraksiyonuyla karşılaştığında otomatik savaş ilan eder. Bakın, kaos dışında bir ırkla karşılaştığında otomatik savaş ilan ediyor. Slaanesh dışında. Slaanesh çünkü böyle oyun, düzenbazlık, sedius, baştan çıkarma, akıl çelme işleriyle meşhur olduğu için arkadaşlar. Pekala, bunların hepsini detaylı olarak da burada anlatıyor bu mekanikleri. Pekala, şimdi mekaniklere başlamadan önce bir diplomasiye bakalım. En az uğraşacağımız şey burada diplomasi. Kaos Lejyonu, bizim adam, bir önceki oynadığımız faction, mikroplu pençe, Nurgle, bunlarla saldırmazlığımız var. Ticaret yapamıyoruz zaten kaos olduğumuz için. Çok fazla da umurumuzda değil. Önümüze gelene dalacağız bu arada. Peki yani şimdi gelelim. Şeye. Korn'un teknoloji ağacına. Bakalım teknoloji ağacı nasıl? 8 kan tanrısının numarasıdır. 8 pirinç hisarının kalbindeki her biri Korn'un emriyle bezenmiş sütunların sayısıdır. 8 her fermanın maddelerinin kan tanrısının uyulması gereken kanunlarının miktarıdır. Şeytanın sayısı 6 değil miydi ya? 666, bunlar 8 yapmış. Ve burada da 8 tane şey var. 8 tane teknoloji var her bir bölümde. Öfke sütundan sonra savaş sütununa geçiliyor. Arada 3 diyor. Evet, 3 tanesini tamamladıktan sonra ne yapabiliyoruz? Buraya geçebiliyoruz. Yalnız her biri içinde kafatası gerekiyor. Kafatası deponuzdan çekilecek bunları yaptığınızda. Şu an işte kafatasları depomuz burada. Demek ki 300 kafatası verip bunu mesela yapabiliriz. Peki, 3 tanesini yaptıktan sonra bura açılacak. 3 tanesini yaptıktan sonra bura açılacak. Bura açılacak, bura açılacak. Bu 3 şeyi değişmiyor. Güzel. Mesela 5, 8 falan demiyor. Yani 3 tanesini seç.
diğerleri hoşuna gitmiyorsa buraya geç gibi. Öfke sütunu, savaş sütunu, gurur sütunu, yiğitlik sütunu, gazap sütunu, karşı koyma sütunu, rekabet sütunu ve onur sütunu var. Tabi buralar biraz daha fazla kafatası istiyor, onu da unutmayalım. Pekala, teknolojisi bu Korn'un. Şimdi mekaniklerine gelelim arkadaşlar. Bir tane tabi teknoloji seçip başlayalım. Öncelikle ben birinciden başlayayım. Çünkü sefer hareket menzilini yerleşim yerini yerle bir ettikten sonra %10 arttırıyor. Seri öldürme. Kalpler savaş davulları gibi atıyor. Damarlar ilkel ateşle yanıyor. Sinirler yay gibi geriliyor ve öfke. Ah öfke öyle yoğun bir şey ki. Sonsuz ve görkemli bir katliam olacak. Evet, adamlar şiir gibi diyaloglar yazmışlar bu arada. Okumanızı tavsiye ederim. Evet, mekaniklere şimdi gelelim arkadaşlar. Şurada kafatası tahtı var. Burada kötücül tezahürler var. Önce şu kafatası tahtı mekaniğine bir bakalım. Kafatası tahtı, kan tanrısına seslendiniz ve o sizin feryadınızı duydu. Kan dökülmeye başlasın. Kafatasları maliyeti 2000. Mevcut olana kadar ki tur sayısı 10. Kan tanrısına ordularınızı güçlendiren ve onları düşman bölgelerinin derinlerine göndermenize olanak sağlayan bir kafatası hediyesi gönderin diyor. Peki hala bunu yaptık ama düğmeye keşke hemen basmasaydık. Ne olduğunu şey yapamadık. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Evet. İkinci mekaniğimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci mekaniği çok hızlı denedik. Kötücül tezahürler. Hedef size ait ordu garnizonda değil diyor. Şimdi yozlaşma. Bu seviyelerde toplam korn yozlaşması 190. Sıfırda ebedi savaş. Şu an buradayız. 1000 plus, 1000 ve fazlası savaş çağrısı. 2000 ve fazlası katliam ve vücut bulmuş hali. 3000 ve fazlası kornun bakışı. Şu an ebedi savaşta. Ne diyor? Barış yoktur, sadece savaş vardır. Barış hiçbir zaman yoktur. Makina demonyumun ocağını besleyin diyor. Hedef orduya anında saldıracak küçük düşman bir ordu çağırır. Bu eylemin gerçekleştirmesi için bir ordu seçmeli. Mesela bu. Ha, şunu seçiyoruz mesela. Bunu seçemiyor muyuz? Hedef orduya anında saldıracak küçük düşman bir ordu. Peki buna niye saldıramıyoruz? Pekala, uygula diyelim. Kendi adamımıza saldırtmış olduk. Bayağı bir ilginç bir şey. Niye böyle bir şey yaptık? Otomatik sonuçlandır diyelim. Kafatası topluyoruz. Birimlere ikmal. Toplam lütuf. Birimlere ikmal. Tamam da kendi kendime niye saldırabiliyorum? Acaba şunu arttırmak için mi yapabiliyorum? Orasını anlamadım. Kötücül tezahürler. Etkinleştirmesi sonrası soğuma süresi. Bu yapılsa mesela sefer hareket menzilini artırıyor. Bu öldürülüşlerden elde edilen kafatasları ve kafatasları 10.000 tamamlanmanın ardından yerel yerleşim yeri yerle bir edilecek. Tamamlanma süresince sefer hareketi devre dışı kalacaktır. Acaba şehri seçip şehri mi yok ediyoruz buraya geldiğimizde? Evet, bunlar tabii ilk 10 turn'de belki biraz daha iyi anlaşılabilecek bir şey. Bunun için bu arada yozlaşma gerekiyor. Yani kaos yozlaşmasını arttırmamız gerekiyor. Bu biraz farklı bir mekanik arkadaşlar. Hedefler şöyle. Kafataslarına baktığımızda muharebede herhangi birini öldürmek kafatası elde etmenizi sağlar. Kafatasları diğer fraksiyonlar tarafından yozlaşmış yerleşim yerlerine bırakılmış kafatası yığınlarından toplanabilir. Yerleşim yerlerini işgal ederken ve teknoloji araştırırken kafatası kullanın. Evet. Yerleşim yerini işgal ederken de kullanabiliyoruz. Demek ki şeyde olduğu gibi ogrelerde nasıl fazladan et ile ziyafet çekiyorduk. Onun gibi burada kafatası kullanabiliyoruz. Evet, 2000 tane kafatası tahtı tükettik. 300 de teknolojiden gitti.
36 da öldürdüğümüz az önceki muharebeden kazandık. Eksi 2264 diyor. Şimdi şu kafatası tahtı. Ha buymuş. Tamam, şu kafatası tahtı mekaniğini şimdi anlatalım. Burada anlatalım. Kalan 10 tur diyor. Bunu seçersek sefer hareket menzili yerleşim yerini yerle bir ettikten sonra %25 olacak. Savaş sonrası yağmadan elde edilen gelir %25. Ordu yeteneği var. Diğer taraftan çağrıldı. Evet, aşağıda görüyoruz. Birim çağırıyoruz. Bir kan döken birimi çağırır. Çağrılmış birimler de zamanla güç kaybediyor. Bu savaş sırasında kan döken birimlerinden birini çağırıyoruz. Şunlar değil mi kan dökenler? Evet. Pekala. Onun dışında kafatası tahtı kan orduları üretildiğinde artı 2 birim veriyor. Korn fraksiyonları bir düşman yerleşim yerini yerle bir ederken kan tanrısı için kan seçeneğini kullanarak kan ordusu çağırabilir. Evet, Blood for the Blood God diyerek kan ordusu çağırabiliyorlar. Yani değişik bir mekanik. Pekala, ilk başta biz hemen bakmadan bunu çağırdık. Bunu çağırmamızla birlikte bize şuradan kafatası tahtını 10 turnlüğüne bize bunu veriyor. Ama unutmayın, bu bize 2000 kafatasına mal oldu. Bir de büyük oyun mekaniği var. Herhangi bir kaos tanrısı henüz yükselmeyi başaramadı. Bir tanrı hak iddiasında bulunduğunda o tanrının emrindeki tüm fraksiyonlar daha güçlü kötücül tezahürlere erişim kazanır. Bir tanrının elinde ne kadar çok ordu, yerleşim yeri ve lütuf varsa o tanrının yükselmeyi başarması o kadar muhtemeldir. Hani Shogun 2'de her klan merkez başkent Kyoto'yu ele geçirmeye çalışıyordu. Ele geçirip Shogun olmaya çalışıyordu. İlk başta küçük bir klanken güçlenip büyüyordunuz. Başkenti ele geçirince bütün herkes, yani siz Shogunluğunuzu ilan edince herkes size savaş açıyordu. Onun gibi o mekaniğin aynısını kaoslar için yapmışlar. Herhangi bir kaos tanrısı yeterince yükselirse diyor ki yeterince yükselirse ve hak iddiasında bulunursa bir tanrı, o tanrının emrindeki tüm fraksiyonlar daha güçlü kötücül tezahürlere erişim kazanabiliyorlar. Tanrının elinde ne kadar çok ordu, yerleşim ve lütuf varsa o tanrının yükselmeyi başarması o kadar muhtemeldir. Tabi diğerleri de muhtemelen karşı çıkacak. Yani diğer kaos tanrıları da kıskançlık içerisinde size karşı çıkacaklar. Ama burada anladığım kadarıyla büyük oyun muhabbeti şu. Birisi yükselir de hak iddiasında bulunursa daha güçlü kötücül tezahürlere erişim elde edebiliyor. Kötücül tezahürler muhabbeti de şu. Şimdi 15 turn için biz bunu kullanamayacağız. Ama sanırım bir tanrı güçlenirse, atıyorum bizim Korn'u aşırı derece güçlendirirsek buraya yeni kötücül tezahürler gelecektir diye düşünüyorum. Büyük oyun mekaniği de böyle gibi gözüküyor. Tabii şu an denemediğim için biraz tahminlere dayalı bir oyun tarzı, oyun anlatımı oldu. Deneyip gördükten sonra biraz daha sağlıklı bir anlatım olabilir. Şimdi yolda yürüyen sefer hareket menzilimiz bizim yüksek olsun ki en yüksek olan faction budur diye tahmin ediyorum. Düşmanla çarpış 800 lütuf kazanacağız, 200 kafatası kazanacağız, yetiştirilen kahraman kan biçen kazanacağız. Pekala, karşı taraf 5 birim, ne olduğunu görmüyoruz. Birim bassak mı? Gerek yok. Şunu da gösterelim. Buna ne diyor? Kan dökme. Bu da kan dökme mekaniği. Muharebede ne kadar çok zafer kazanırsak bu Korn ordusu o kadar güçlenir. Bununla birlikte hareketsiz kalmak kan dökme arzusunun azalmasına neden olur. İnaktiviteden dolayı çürüme 2 tur diyor. Evet, şimdi çeşitli seviyeler var. Bakın 4 parçaya ayrılmış. 0-2 muharebe zaferinde şu an bu. Az önce mesela şuraya geçtik, o zaferi kazandıktan sonra bir üst seviyeye geldik. 3-5 muharebe zaferi. Bunda da diyor ki hareketsiz kalırsan çürüme başlıyor diyor. 2 tur, yani 2 tur hareketsiz kalmaman lazım. Mesela bakım %5 iken %10 daha azalıyor. Büyüme artı 25'ten artı 45'e çıkıyor.
En alt seviyede Zayatik Manor'un %1 iken burada %2. Korni uzlaşması 0 en altta yerel eyalette. Bulunduğunuz eyalette. Burada artı 2. Küresel yetiştirme süresi -1 ki en az 1. Bu yani spamlayamazsın. En az bir turn sonrasına verebilirsin demek. Burada da yine -1 azaltıyor. Böyle ilginç bir şey. Pekala, burada bizim şehirlerimiz de var. Onu da unutmayalım. Tamamen şehirsiz güruh halinde gezmiyoruz. Şehirlerimiz de var. Mesela neler yapmış? Bunları yapmış. Şuna bir upgrade yapalım. Uğursuz inde kornet tasaları çıksın. Bu 5. seviyede çıkıyor. İmparatorluk, daha doğrusu şey başkenti olduğu için, eyalet başkenti olduğu için 5. seviyeye kadar çıkıyor. Yalnız ruh içi kalesi, boyutsal çatlak. Bu binaya dönüştüremezsiniz. Çünkü bu bina hali hazırda inşa edilenden daha düşük bir seviyede. Bir saniye. Bunu bir sonrakinde... Aa, ya bu taraftan gidiyorsun? Aa, bakın bunda ilginç bir şey var. Bakın normalde bu dümdüz ilerler. Ancak burada mesela ikinci seviyeye geldik. İkinci seviyedesiniz. Üçüncü seviyede iki nüfus eksiği var. İki nüfus eksiğini tamamlayınca ister işte... Mesela buradayken buraya gidebiliyorsun anladığım kadarıyla. Buraya gidebiliyorsun. Tabiye'ye veyahut da Portal'a dönüştürebiliyorsun. Evet, değişik bir şey. Yani Korn'da da acayip özellikler var. Pekala, başka ne yapalım? Üçüncü seviyeye çıkan şeyleri yapmanın anlamı yok. Bu nedenle şu daha bir mantıklı gibi. Bunu şöyle küçük eyaletlerde yapın. Üçüncü seviyeye kadar çıkanları. Ancak 4 ve 5 varsa bina olarak onu yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunları inşa edebilirsiniz. Tabi ilk başta yapıp sonradan yıkmaya da çalışabilirsiniz. Bu arada size kalmış bir şey. Hatta istiyorsanız öyle yapalım. Zaten ilk 10 turn oynayacağız. Pekala, şimdi... Saldırtalım bakalım. Bir de savaş, büyüler ve birimleri görelim. Evet, karşımızda uyduruk Norska yağmacı birimleri var. Light infantry'leri var ve light cavalry'si var. Savaşarak onu yenebiliriz. Yani ne kadar çok savaşırsanız, düşmanı yenerseniz o kadar çok kafatası toplarsınız. Ne kadar çok kan dökerseniz o kadar kana susamış olduğu için bonusları alırsınız. Bunun olayı durup dinlenmeden saldırmak. Çünkü bu bonusların arasında size ek birimler vermek de var. Yerleşim birimlerini yıkınca yeni birimler falan da alabiliyorsunuz. Bayağı değişik bir faction. Şimdi birimlere bir bakalım. Ondan önce şu Korn'un boynuzu yakın dövüş saldırısına 24 veriyor. Alan. Evet, ordu çağırabiliyoruz. Şundan kan döken birimlerinden çağırabiliyoruz. Hero'muza bakalım. Hero'muz bu. Scarbrand. Aktif yetenek kara büyü. Alanı etkiliyor. Çılgınca hücum. Bu birim hasar gördüğünde yakındaki düşman birimlerine doğru çılgınca bir hücuma geçebilir. En yakındaki birime saldırarak verilen tüm emirleri içe sayar. Ha, delirtiyor. Oradakini delirtiyor. Mesela okçulara bunu atıp çıldırtmak da mümkün. Şunlar öncü birimler. Keşke böyle bu kadar çorak olmasaydı da bunları daha akıllıca bir yerde kullanabilseydik. Korn'un kan mabedi. Bu nasıl bir şeymiş böyle ya? Bunlar Korn'un kan içenleri. Korn'un kan içenleri zırhlı ve zırh delici anti piyade bu arada. Anti piyade birimi olması hiç fena değil. The God of War exults in killing.
Shed blood in the name of Khorne, and his favor will fall upon you. Güzel. Şu da şöyle bir gelsin. Kan tanrısı için kan. Ordu yetenekleri muharebede herhangi bir yeterli sayıda öldürmeye ulaştığında etkinleşir. Evet, bu Dark Elf'lerde de vardı mesela. Bufflanıyorlardı. Böyle vahşilerde bu özellik oluyor. Çok hızlı diyor. Antipiyade. Şöyle yem yapalım bunu. Zırh delicimiz şuraya. Peki abi, bu geri çekiliyorsa şuraya saldıralım. Mesela çılgınca üzüm, hücum. Of! Bu nasıl bir özellik ya? Scarbrand, cinayet lordunun öfkesinin ve asabiyetinin vücut bulmuş halidir. Onun varlığı Khorne'un savaşçılarını daha da öfkelendiriyor. Niye böyle delicesine bir... şey oldu. Yakın dövüş. Hadi bakayım, yakın dövüş buff'ı verelim şöyle. İşleri bitti bile. Öf. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor ya. Beyzbol sopasıyla topa vurur gibi vuruyor ya. Psycho ya. İşini bitirdi bile, pekala. Evet, savaş, büyüler ve birimler. Bu arada en üst yoruma sabitliyorum. Hangi dakikada hangi şey var? Yani lore, lordlar, birimler, sefer başlangıcı, ilk turn, oynanış şekli, teknoloji ağacı ve mekaniklerin hangi dakikalarda, hangi saniyede başladığını dakikalara tıklayarak görebilirsiniz. Doğrudan ilgilendiğiniz kısma bakabilirsiniz. Mekanikleri anlattığım kısımları dinlemenizi özellikle tavsiye ederim. Çok detaylı da bilmiyorum. Şöyle bir kaba taslak biliyorum. Kendim deneyerek öğrenmeyi daha çok seviyorum. Yani başkalarından izlemektense, izleyip spoiler yemektense kendim deneyimleyerek öğrenmeyi daha çok seviyorum. 42 kayıp. Karşı taraf 97. Bakın, 23 kafatası elde ettik. 1441 altın, 1263 tecrübe elde ettik ve sağlamlık muskası elde ettik. Kafatası alabiliyoruz. Birim ikmali alabiliyoruz. Lütuf, yani para. Para yerine geçen lütufu alabiliyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi sarı kısım kadar yukarı gitti. Biraz kafatası alalım. Evet, muharebede mağlup et. Bir kaos lordu ve heyeti adını duyurmaya ve tanrıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Onlardan olsa olsa yem olur. Onları katledin. Hadi bakayım. Lütuf kafatası ve yetiştirilen birim kan biçen. Aldık. Güzel. Ordumuza yerleştirin. Tamam. Onu da yerleştirelim. Karakteri kaydet. Oo. Bu karakteri özel muharebede veya yeni bir seferde kullanmak için kaydedin. İlginç.
Bu sanki önceden yoktu gibi. Ordunuza daha fazla iblis ekleyin, majestelere. Toplayacağınız kafa taslarını düşünün. İki yeni birim üret diyor. Tamam. Korn, beceri ve cesaretle dövüşenlere iyi gözle bakar. Onun kutsamasını almak için muharebedeki zaferlerinizle öfke tanrısını onurlandırın. Tamam, 3 zaferden kan dökme serisi kazanın. Düşmanlarınızı durmaksızın yenerek ve uzun süreli hareketsizlikten kaçınarak Korn fraksiyonları insafsız katliamları karşılığında kaos tanrısının kutsamasını elde edebilir. Bir Korn fraksiyonu olarak oynarken seçilen bir ordunun kan dökme seviyesi karakter bilgisi panelinde gösterilir. Evet, şuradan bahsediyor. Kan dökme, sakatlayıcı. Bu ordunun şu anda 2 muharebe zaferi var. Bir muharebe zaferi daha gerekli. Acaba üst üste mi almak gerekiyor seri halinde, yoksa arada bir tane yenilsek sonra yensek de oluyor mu? Onu bilmiyorum. Pekala. Bakın burada ayrıntılarda diğerleri gibi. Yani İblis Prens'te olduğu gibi özel böyle parçalar takamıyoruz. O sadece İblis Prens'e özel bir mekanik. Görevlerde işte 10. rütbede bunu verecek. Falan filan. Evet. Şöyle bir save alalım. Quick save alalım. Büyük oyunun ne olduğunu anlattı. Kafatası tahtının şuradan kullanılabileceğini söyledik. Bize buff veren bir özellik. Kafatası mekaniğini anlattık. Burada kötücül tezahürler mekaniğinin ne olduğunu anlattık. Güçlenirsek yeni tezahürlerin geldiğini gördük. Diplomasiyle en az işimiz olan factionlardan birisinin bu olduğunu söyledik. Onun dışında kahraman hareket etmedi diyor. Şu kahramanı da getirelim buraya. Talim yaptırıyor. Yani rütbesini arttırıyor bizim birimlerin. Güzel. Var mı başka bir şey? Savaş da yaptık. O halde Korn'un ilk turnu böyle arkadaşlar. İlk 10 turnu oynadığımızda Korn'un mekaniğini, Korn'un sürgün edilmişleri fraksiyonunun mekaniğini daha iyi anlarız arkadaşlar. Bu sadece bir başlangıç rehberi. İlk turnde genel olarak Korn nasıl oynanır, oynanış tarzı neye müsait, atağa mı, defansa mı, vurkaça mı, pusu kurmaya mı, talan edip yağmalayıp para kazanmaya mı, şehir kurmaya mı, şehir yıkmaya mı? Genel olarak oyun tarzının ne olduğunu anlatıyoruz. Daha önceden Total War serisini bilmeyenler veyahut da Warhammer evrenini tanımayanlar da bir fikir edinmiş oluyorlar. Mesela daha çok şehir kurmayı veya savunmayı seven diyor ki bu videoyu izledikten sonra Korn bana göre değil. Veyahut da kimisi de izliyor, durmadan saldırman gerekiyor. Sürekli atak, sürekli rush yapacaksın. Diyor işte tam benim istediğim ırk bu. Irk dediğim böyle olacak. Sürekli savaşacaksın abi. Ne diplomasisi, ne işte ekonomisi, ne ticareti. Ticaret de yok. Diplomasi de çok kısıtlı. Ben sadece savaşa odaklanırım. Yıkım, vahşet ve kan diyorsa o oyuncu da doğrudan bunu seçmiş olacak. Dolayısıyla fikir edinmeniz anlamında güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Pekala, her zaman söylediğim gibi umarım rehber videosu hoşunuza gitmiştir. Sıradaki ilk 10 turn olacak Korn'un. Ve yine dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz oynadıysanız Korn'u ne düşünüyorsanız onu da yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.